Herkese günaydın, hayırlı sabahlar canlar, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Bizlere sorarsanız gerçekten çok şükür iyiyiz, Allah'ım şükürler olsun. Bugün valla sabahtan mutfağa girdim, canım hiçbir şey istemiyor. Poğaça yapayım, poğaça yapayım kalıyor. Bugün sizlerle poğaça yapacağım. Hemen malzemelerimde neler var onları göstereceğim. Çocuklar kahvaltısını yaptı, eşim de yaptı. Birkaç alışveriş yapılacak. Onları çekersem çekerim. Bugün çarşamba, çarşamba pazarına gideceğim. Aslında pazardan birkaç kıyafet bakacağım falan, alınacak var mı yok mu? Duruma göre alacağım domatesli, salatalık vesaire dolabıma bakıp. Şimdi, evet, şimdi ilk önce yumurtamı kıracağım. Zaten birçoğumuz biliyor. Bu arada benim yapılışını göstermemdeki amaç, bazıları ya fazla koyuyor ya eksik koyuyor. Bazen hızlandırmış verdim, neden hızlandırmış verdin diyorlar. Ya da atlatarak izliyorlar. Atlatarak izledikleri için de malzemelerimi göremiyorlar. Şöyle sütümü de ekledim. Yağımı ekledim. Tuz. Şeker. Ve bu işlemi onun içine koymuyorum. Şu an böyle koydum. Ve bir güzel çırpma teliyle çırpacağım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 20 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi. Sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Şöyle çırpıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde de unumu ekleyeceğim. Daha sonrasında artık hızlandırılmış izlersiniz. Ben hızlandırılmış koyarsam. Tamam. Şimdi şunla Bismillahirrahmanirrahim. Kontrollü bir şekilde 4 su bardağı unumu ekleyeceğim. Şöyle karıştıralım. Bugün pazardan neler alınacak hiçbir fikrim yok. Kışlık hazırlığı az daha yapacaktım, dedim yeter. Allah bunu altımı yerdet arkadaşlar. Şöyle unumu da yavaştan yavaştan ekliyorum. Bugün pizza yapayım diyorum. Bugün lahmacun yine yapayım. Oruç ayında yapmıştım. Gerçekten çok güzel olmuştu. Eşim diyor yine yap. Kıyma çıkartayım. Onu da yarın yapayım. Bugün de kıymalı pide. Aslında şu virüs girmeseydi Ertuğrul sünnet oldu. Kur'an okutacaktık. Kaldı arkadaşlar. Bir ara diyorum 2-3 kişi alıp okusam mı evde? Arkadaş bir de hocalıyım evde, yani 4-5 kişi. Bu sefer de olur mu olmaz mı öyle? Kafam karışık aslında. Önemli olan niyet. Şöyle yapacağım. Çünkü okutmak istiyorum, aradan çıksın ama işte virüs malum. Öyle koyu koydu bizi. Kontrollü şekilde ekliyorum. Bu arada elime de hep yapıştı arkadaşlar. Şöyle bastıra bastıra. Ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz kulak memesi kıvamında. Dün eşimle konuşuyoruz. Ondan sonra ev konusuyla ilgili arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah görürsek yazı doğru. Diyor Balıkesir'e gidelim. Balıkesir'de ne yapacaksın? Kim var? Yorum deniz var mı? Evet var. Ondan sonra evleri falan uygun mu? Nasıl kiralar falan diyorum. Bilmiyorum ki diyor. Diyorum nereden gördün? Diyorum aslında Ankara'yı düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım kayınvalidem de çok istiyor Ankara'yı işte. Görümcemin durumlara göre. O da Samsun'a psikolog olarak şey oldu. Virüsten dolayı atanamadı. Devlet memuru. Psikolog oldu. 4 su vardı. Fazla gelecekmiş. Bakın eli yapışmayacak şekilde hamurumu yoğurdum arkadaşlar.
kontrolsüz bir şekilde eklerseniz un muzu. Çünkü su bardağını alırken ben bazen ağzı ya da dibi boş oluyor. Ondan dolayı şu elimdeki hamurları da şöyle sıyıracağım. Hayırlısı olsun inşallah. Bu arada Balıkesir'den izleyen arkadaşlarımız var mı? Varsa yazsın, Balıkesir nasıl? Samsun'u falan. Samsun'da çok güzel yer. Baktım ben. Ama işte nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Daha sonra yerlerine falan gezelim desek, şey yapalım desek, insanları nasıl, ulaşımı nasıl, onu bilmediğimiz için işte. Aslında ben Antalya'yı istiyorum arkadaşlar. Amcamlar falan da orada. Ankara'da kız kardeşlerim var. Bakalım hayırlısı. Hamurum tamam arkadaşlar. Şimdi üstünü streç filmle kapatıp 20 dakika dinlendireceğim. Ali de ders yapıyor. Şimdi bu tamam. Onun da arttı. Belki sizlere komşu gelirim diyenleri belli olmaz hiç. Hayırlısı olsun hakkınızda. Bu arada temizlik aşkına kanalım da var. Arada oraya da videolar atıyorum arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Hem çocuk ay streç filmi şurası koptu. Neredesin streç? Şu streç filmini ayarlaması zulüm benim için. Şimdi bu 20 dakika bir dinlensin sonra anneciğim o bana lazım. Hadi yataklarınızı toplayın, battaniyeleri katlayın. Hadi. Sen kurabiye hastasısın. Ben sana yaparım. Beraber yaparız. Hadi toplayın. Kokulu kurabiye. Evet anneciğim tamam. Bir de çiçeklerden kapacağız. Sen ne istiyorsun? Toprak da kapacağız. Ali de ben de. Ben katlı. Tamam. Ben katlayayım. Dur o sen katlayamamışsın. O büyük anneciğim. Şimdi hamurum 20 dakika, 25 dakika dinlendi. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekillendireceğiz sizlerle. Hemen nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Diğer aşamaları hızlı hızlı izleyeceksiniz. Bu arada sesim gıcıklandı. Bu arada Kaan aşırı kurabiye istiyor. Bir de ıslak kurabiye yapıyorum ya. Onu çok seviyor. Ondan bir 3 tepsi falan yapacağım. Diğer kurabiyelerden falan da yapacağım. Gümüşe bakın. Ay. Şimdi şöyle hamurumu açalım. Ve şöyle puf puf bir hamur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi küçük küçük parçalar koparacağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Ve elimle açıyorum. Ve peynirli yapmış olduğum karışımdan koyuyorum. Bunu ayrı koyacağım. Şimdi benimkiler yemez ablaları. Ve bir çatal yardımıyla da şu uçlarından kapatıyorum. D şekli yapıyoruz. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Kurabiyeci bu çocuk. Kurabiye değil yavrum. Yapacağım sana bugün. Söz. Kurabiye olur. Kaç gündür kurabiye kapmıyorum anne. Geçen gün kurabiye istedim. Paket ya da tereyağı falan çıkartmamız gerekiyor anneciğim. Çözülsün dedim. Halbuki çabuk çözülmüş. Kek yaptım. Yedi çekişiyor bana. Şöyle elimle açıyorum.
Yine şöyle yaptım. Ve çatal yardımıyla kapatıyorum. Böyle. Şimdi hızlı bir şekilde yapayım. Peynirleri böyle yapacağım. Yasında sade yapacağım. Benim çocuklar peynirli yemiyor. Arada nadir yiyor. Bu arada malzemeleri açıklamalar kısmına kesin ekleyeceğim. Yorumlar kısmına da ekleyeceğim. Arada unutuyorum. Kusuruma bakmayın. 3 çocuk düşüktü buydu. Yazıyorsun sana ekleyecektin. Hepsi diyorsun eklemiyorsun. Bir şey yapacağım onu. Ayarlayıp yapıştır kopyala falan yapacağım bazı şeyleri. Şimdi hemen bunu yapayım hızlıca. Patates de yok. Patates de alınacak. Onu bugün indirimli olur. Alayım patatesi. Şöyle peynirimi ekledim. Üstünde ister beyaz susam, ister çörek otuyla süsleyebilirsiniz poğaçalarınızı. Hızlı yapayım ben buraları hayatım. Şimdi yumurtanın sarısını süreceğim. Şöyle yapayım. Üstüne çörek otuyla da susam sardı. Susam almıştık eşimle. Aslında baharatlı şöyle şişeler alıyor ama bana böyle takım şeklinde büyük kavanozlar lazım. Baharatlık. Küçük geliyor diğer baharatlıkta. Almıyor. Diğer küçükler. Şimdi yumurtamı da sürelim. Canlar. Şöyle yumurtamı süreceğim üstüne. Şunlar biraz daha belirgin. Üstünü biraz çatalladım. Peynirli belli olsun çocukların. Gelmesin. Gelirse de şans. Şimdi şöyle hemen yumurta sıralarını sürüp susamlarını ekleyeceğim. Ekleyeceğim üstüne. Arkadaşlar, şimdi fırınım 190 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişireceğim. Kontrollü bir şekilde hemen fırınıma koyalım. Şöyle poğaçalarım mis gibi oldu. Mis gibi gözüküyor. Şimdi şurada konservelik melemenim var. Şu biberden koyacağım. Zeytin, peynir, reçel koyacağım ve bize afiyet olsun. Poğaçalarım hazır. Hemen bir melemen yaptım. Kırmızı biber turşusu koydum. Zeytin, şu peynirli, şu sade reçel koydum. Çay. Şimdi bize afiyet olsun. Toprağa bakın. Bu sarı üstüne çıkartıyor. Yarılmaz. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ertuğrul'u, Kaan'ı toprağa banyo yaptırdım Ali'yi. Mis gibi oldular. Üstlerini de giydiler. Birazdan da ev temizliğine girişirim. Her gün süpürüyorum, siliyorum. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Evet arkadaşlar, havlularım da yıkanıyor. Burada da çocuğum var. Minik kuşum. Gel. Nereye? Yürü. Hadi yürü gel. Şimdi kendime ve eşime Nescafe hazırlayacağım. Eşim diğeri ağır geliyor bana dedi. Böyle Nescafe, Gold kafeinsiz alıyor. Zengin, yumuşak.
Bu gerçekten çok güzel. Öyle bir ağır tadı falan yok. Ağır kahve içemeyenler için bunu tavsiye ederim. Fiyatı biraz tuzlu ama indirimdeyken alabilirsiniz. Eşim indirimdeyken alıyor. Biliyorsunuz marketleri dolaşıyor eşim. Şimdi şunu eşime yapacağım, şunu kendime yapacağım. Bir Nescafe bardağı almam şart. Geçen gün şöyle şey yapıyoruz diye küçük oldu, o da olsun. Şimdi bundan bir tatlı kaşığı koyacağım. İki tatlı kaşığı da tozu koyacağım, açabilirsem. Arkadaşlar şimdi koydum. Suyun ısınmasını bekliyorum. Eşime vereyim. Benimki de burada. Afiyet olsun. Şimdi konuşalım. Bir konuya değineceğim. Şöyle geldim hemen karşınıza. Kahvemi içeceğim. Pazara gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Belki gidebilirim. Bu arada bugün sabah Instagram hesabımı hemen hatırlamışken takip alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Özlem Tres Seyis diye geçiyor. Yorumlar açıklamalar kısmına eklerim ya da Şükür'ü şuraya eklerim. Sayfamdan ürün tanıtlamak isteyen bir kişi yazdı. 60 takipçi hatırlamıyorum. Sayfa yeni. Bu kişi ya takipçilerden birisi ya da kanal sahibi fake. Yazdı bana ürün tanıtlamak istiyorum, ne kadar ücreti diye. Şuraya da konuşmaları eklerim. Daha sonrasında ben de ürün tanıtmak için dedim, şu an için ücret almıyorum. Ama sonrasında alacağım, Ekim ayından sonra düşünüyorum dedim. Tamam dedi, bunları paylaş. Ben de peki olur dedim. Baktım bu sadece öyle ürün göndermeden paylaşmamı istiyor. Ben de kullanmadığım ürünü asla paylaşmam. Daha sonra bana ne dedi? Kadınsal sorunlar için, hani kusura bakmayın, burada erkek takipçiler de var ama konuştuğumu söylüyorum. Ondan sonra bir ürün var dedi, köpük. Daha sonra işte çocuğu olmayanlar için, sonra at kestanesi kremi falan vesaire vesaire. Zayıfımı çayım var bilmiyorum, onu göndermeyecek. Sadece o kadınsal sorunlar için köpük mü bir şey dedi. Ondan sonra ben de o zaman dedim tamam dedim, hani tamam dedim. Sonrasında ama dedim kargo elime ulaşınca memnuniyetimi paylaşayım dedim, kullanıp bilmediğim ürünü asla tanıtmam. Ondan sonra bu o zaman bana ne yazdı? Senin tiroidin var işte, seni rahatsız edebilir. Tiroid hastası olanlar kullanamıyor. Ben dedim ki peki o zaman dedim, o zaman reklam yapamayacağım. İyi günler dedim, bu bana tuttu işte sen salak falan vesaire küfür hakarette bulundu. Sonrasında İşte ben sen beni akılsız mı sandın? Ben sana ürün mü gönderirim? Çok büyük takipçi sayfaları falan olan var, 60 bin falan vesaire vesaire yazdı. Onlara gönderirim. İşte 100 liralık ürünü sana gönderecek kadar falan vesaire. İşte bana dilenci insanlardan reklam şey yapıyorsun, sürekli reklam yapıyorsun vesaire vesaire şeyler söyledi. Birkaç tane daha konuşma yaptı. Ben engelledim. Avukatımla görüşeceğim, bildireceğim dedim. Sağ olsun takipçilerden de iki kişi yazmıştı, iki arkadaş. Onları yönlendirdim. Onlar ilgilenecek. Ve sonrasında gerçekten çok üzücü. Reklam alıyorsam senin şeyini almıyorum. Niye bu kadar insanlara batıyor benim reklam almam? O kadar çok büyük kanallar var ki reklam alan, habire reklam yapıyorlar. Onların niye sesiniz çıkmıyor? Ben 2-3 tane reklam aldım mı birilerin birine, yani gözlerine mi batıyor artık, şey mi geliyor, kıskançlık mı, fesatlık mı bilmiyorum. Gerçekten çok üzücü. Yani Allah hidayet ediyorum. Reklam alırım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sizler de diyorsunuz reklam alın burada ama fesat, içi fesat olan, ondan sonra benim iyiliğimi istemeyen, evimi bir aşağı alayım gözü olan insanlar uzak dursun. Beni izlemesin. Gerçekten istemiyorum. Bunlar akrabam dahil. Akrabalarım dahil izlemez. Evim bir şey alıyorum, aa şunu alıyor, bunu alıyor. Benim aldığım her şey kimseyi ilgilendirmez.
Koltuğumu da alırım, evimi parkimi de yaptırırım, evimi de taşırım. Bu kimseyi ilgilendirmez, bunu söyleyeyim. Yakın akrabalarım dahi duyuyorum, kulağıma geliyor, işitiyorum ben bunu. Ne akrabalarım izlesin, çok yakın akrabalarım, ne bu beni çekemeyen insan, fesat insanlar, tanımadıklarım. İzlemeyin kardeşim, sevmiyorsunuz, haz etmiyorsunuz, izlemeyin. Dediğim gibi ben kimseyi zorla tutmuyorum kanalımda. Ve istediğim gibi de reklam yaparım, bu kimseyi ilgilendirmez. Herkes reklam yapıyor, reklamlarla büyüyor. Ben yani öyle çok büyük, hani ne büyük ne şey, orta derecede kanalım var, takipçilerim var. Ben de herkesin yaptığı gibi reklam yapıyorum. Bu kimseyi ilgilendirmez hani. Gerçekten yani anlamıyorum. Ben kimseyi dilenmiyorum, kimseden bir şey istemiyorum. Göndermek isteyen kişiler yazıyor, ben de kabul ediyorum. Paylaşıyorum sizlerle memnuniyetimi. Gerçekten ayıp bir şey ya. İnsanın günahına girmek bu kadar kolay mı? Yani anlam veremiyorum. Gerçekten dediğim gibi bu beni tanımayan, içi fesat olan, beni sevmeyen, evime bir şey aldım gözü kalan insanlar izlemesin. Dışarıdan da, akrabalardan da istemiyorum hiç kimseyi. Çıkın hayatımdan ya. Gerçekten çıkın ya. Demiyorlar ki 3 çocukla bu elinden geleni yapıyor, bir şeyler başarıyor, bu kadar takipçi. Diğer kanalım da vardı 38 binlik. O şu an için çocuk kanalı olduğu için atmıyorum arkadaşlar. Açılama uğraşmıyorum. Çocuk videosu at diyenleriniz de oluyor. Belki ilerleyen zamanlar atarım. Ama gerçekten hani bir takdir etmeniz gerektiği yerde 3 çocuğu da neleri başarıyor, üstesinden geliyor, konuşma terbiyesi neler neler demiyorsunuz. Kimse helal olsun demiyor birkaç kişi. Ancak kıskançlık, fesatlık olan insanlar geliyor, kinini kusuyor bana. Yapmayın, ayıp bir şey. Gerçekten ayıp, bunu söylüyorum. Yani gerçekten ben 3 çocuğumla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evimi geçindirmeye, eşime destek olmaya çalışıyorum. Ama sizler gelip hakaret, küfür şeyinde ve aşağılayıcı dalga geçme, basur ürün göndermek istiyoruz diye daha sonra dalga geçen insanlar var. Yapmayın, hiç hoş olmuyor gerçekten. Ne siz uğraşın ne ben sizlerle uğraşayım. Ama bu gerçekten can sıkıcı. Bu iki oldu. Avukat artık onu görüşecek. Adresi neresi şey yaptıysa, oturduğu yerde bulgular görecek o arkadaş. Gerçekten yani küfür, hakaret etmek nedir? Yani sadece bunu söylüyorum. Nar mı yiyeceksin? Nar mı yiyeceksin? Tamam, ayıklayayım. Toprak nar istiyor. Nara ayıklayayım ablaları. Ben şimdi kahvemi içeyim, videomu sonlandırayım. İnşallah yarınki vlogda görüşürüz. Bugün pazara gidersem sizlere çeker paylaşırım hayatlarım diyecekmişim. Canım takipçilerim. Gerçekten beni seven, canı gönülden takdir eden, güzel dileklerde bulunan tüm takipçilerime çok teşekkür ederim. Benim hakkımda ne düşünüyorsanız iyi, Rabbim size versin. Kötü düşünenlere de kötü versin demiyorum. Sadece Rabbimle onların arasına bırakıyorum. Bedduada etmek istemiyorum. Hepinizi seviyorum.